Kuyumcular Derneği Başkanı olarak bugün biliyorsunuz malum pazartesi günü yılın son gününü ve yılbaşı alışverişi nezdinde yapacağımız etkinliğin duyurumu için sizleri buraya davet ettik. Çanakkale halkını bilgilendirmek maksadıyla ilk defa bu sene pazar günü bütün Çanakkale'deki bulunan kuyumcu dükkanlarımızı pazar günü alışveriş olması ve alışveriş etkinliğinde katkı sağlaması adına açık tutuyoruz. Bunun bilgisini vermek istedik sizin kanalınızda. Mevcut malum biliyorsunuz Çanakkale'deki ve Türkiye'deki AVM çılgınlıklarına istinaden biz de Çanakkale'de yerel esnaf olarak böyle bir katkı sağlamak ve Çanakkale'deki halkın kendi kuyumcusundan, kendi konfeksiyoncusundan, kendi ayakkabıcısından yılbaşı alışverişini yapması nezdinde dükkanları pazar günü açmak adına böyle bir karar aldık. Umarım Çanakkale halkı da buna duyarlı olacağını düşünerek biz de Çanakkale halkını pazar günü alışveriş için Çarşı Caddesi'ne bekliyoruz. Bu arada biz de bu vesileyle sizlerin aracılığıyla Çanakkale halkının 2019 yılını kutlar, sağlık ve mutluluk getirmesini, barış ve huzur getirmesini dileğiyle hepinize de teşekkür ederim. 2018 gerçekten zor bir yıl geçti. Yani seçim artı seçim sonrasındaki yaşanılan özellikle bizim işimize paralel olan ekonomik krizle birlikte gelen bir kur operasyonuyla gelen bir süreç. Bu sürecin yansımaları ciddi derecede piyasada çok etki olarak hissedildi. Bu tabii geçiş dönemi olarak bakmak lazım ama şu an için piyasa şartları dahilinde biraz iyileşim var gibi gözüküyor ama bunun anlaşılan 2019'un ikinci çeyreğine kadar süreceği gözüküyor. Umarız bundan sonra 2019 Mart ayındaki seçimden sonra da artık seçim ortamından uzun soluklu bir şekilde ayrılırız ve işlerimize odaklanırız. İnşallah bundan sonra da bütün Türkiye'nin ekonomik bağımında geleceğiyle ilgili böyle bir şeye ihtiyacımız var. Yani seçim atmosferinden kurtulup gerçekten işe odaklanmamız lazım. Ülkeyi tekrardan büyütebilecek pozisyonlara getirmeye ihtiyacımız var. Atanlardan biri daha vurdu.